Mimarlık ve mimar nasıl olmalı? Bu soruya en iyi yanıtları aramak için TUMOBA bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi tarafından eğitim çalıştayı düzenlendi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalıştaya akademisyenler, TUMOBA bağlı mimarlar ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda mimarların ve mimarlığın geleceği tartışıldı. Mimarlar Odası Şube Başkanı Serdar Çavdar etkinlik hakkında bilgi verdi ve bu çalıştayın ülkede vizyon oluşturmasını temenni etti. Artık mimarlığın geleceğinin tartışılması gerektiğini ve gelecek projeksiyonun belirlenmesine dair çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Şu anda çalışma masalarında arkadaşlarımız geleceğin 2050 yılında mimarlığın, mimarın, çevrenin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini beyan ediyorlar ve bunun üzerine tartışmalarla her masadan 2050 yılında mimarlık nasıl olmalı, mimar nasıl olmalı bunun cevaplarını üretiyorlar. Daha sonrasında biz bunu bir rapor haline getiriyoruz ve bunu üniversitelerde ve meslek disiplinlerimizin bulunduğu çalışma odalarında ve genel kurullarımızda bu raporları sunuyoruz. Yani bir meslek odası olarak mesleğin nereye gitmesine dair bir projeksiyon çiziliyor şu anda. Bununla ilgili bir eğitim çalıştayımız devam ediyor. Bu kaçıncı düzenliyorsunuz? Türkiye'de bir ilk. Yani bir mimarlar odası bir şubesi olarak eğitim çalıştayı olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonrasında diğer meslek odalarımızda ve diğer şubelerimizde bu tür çalışmalara imzalarını atıp geleceğe dair, mimarlığın geleceğine dair bir vizyon oluşturmasını sağlarlar inşallah.